Bir Gece Masalı dizisi ATV'de ilk bölümüyle yayınlandı. Su, Burcu Yazgı Coşkun'un ve Burak Deniz'in başrolünü paylaştığı Bir Gece Masalı ilk bölümde skandallara neden oldu. Su, Burcu Yazgı Coşkun'un hayat verdiği Can Feza ve Burak Deniz'in hayat verdiği Mahir'in aşk öyküsü ilk bölümüyle ATV'de yayınlandı. Efendim, reytinglerde ikinci oldu. 4,80 oranlarında, yani 5 reytinge ulaşmadı. 5 reytingin altında kaldı. AB grubunda, Total grubunda, ABC grubunda ikinciliği elde etti. Birincilik yine MasterChef'teydi. Evet, dizide kadına şiddet ve taciz görselleri, görüntüleri çok ciddi bir şekilde sosyal medyada rahatsızlığa neden oldu. İnsanlar ya yeter artık bu kadına şiddet ve taciz olaylarını bu kadar da normalleştirmeyin diyerek tepki gösterdi. Ama ATV gündeme gelmek için bunu normalleştirmeyi kendine bir ödev biliyor. Bu sefer de yine öyle yapmış. Ve tabii dizinin sadece bu konusu değil. Hani ikisinin arasındaki aşk hikayesi, ayrıca bizim Mahir'in Can Feza'yı görür görmez, işte ben seninle evleneceğim, ben seninle evleneceğim, evleneceğim adın sensin falan filan filan. Ve bunu tekrar ede ede dizide ilerlemesini bir kenara bırakıyorum. Yani bu saçmalıkları aldım kenara koydum. Daha saçması, dünyanın en saçma sahnesi bu dizideydi. Abdest alma sahnesi. Absürtlükte şu anlık tapa ulaşan, yani en saçma sahneyi biz yapmalıyız diye uğraşsanız bile bu kadarını çıkaramayacağınız bir sahneyle maalesef dizi gündem oldu. Can Feza karakterimiz abdest alıyordu ama bu abdest normal bir abdest değildi. Bu abdest erotik bir abdest. Hayatımızda ilk defa duyacağımız abdest ve erotizmi ilk defa yan yana getirebiliyoruz. Bizim ana karakterimiz, yakışıklı erkeğimiz, tek mimikle oynayan Burak Deniz'imiz, yani Mahir'imiz, kız abdest alırken, ama öyle seksi seksi abdest alırken, Mahir de onu dikizledi. Abdest sahnesinin erotikleştirilmesi ise sosyal medyada büyük tepki topladı. O sahneyi telife takılmadan kısaca bir izleyelim. Evet, sosyal medyadan gelen tepkileri sizle paylaşalım. Erotik abdest alma sahnesi de ilk defa görüyorum. Dı 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 dı. Devamını okuyamıyorum. Kızın abdest almasından etkilenmesi ve soluksuz dikizlemesi şaka mı? Bu nasıl sahne? Cüneyt Efendi misin sen? Gecenin bir vakti mağaraya gidip abdest almasına mı şaşırayım? Adamın kızı seyredip sapkınlık yapmasına mı şaşırayım? Bu ne oğlum? Çekerken biz ne çekiyoruz da mı demediniz? Doğu ve Batı sentezin en berbat hali erotik abdest alma sahnesi. Adam seccadeye bastı diye neler dediniz? Size inanamıyorum. ATV'ye çakmış. Romantik diye yazdıkları sahneye bak, 2024'te şey yazsaydınız, araba camına kızın kafasını sıkıştırma sahnesi. Mubi erotik abdest alma sahnesini nasıl ATV'ye kaptırdı? Demiş bir izleyici. Alo, kimse demedi mi bu nasıl sahne diye? Dini istismar ediyorsunuz. Rütük nerede? Evet, bazı tepkileri sizlerle ekrana getirdik. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Erotik, dünyanın en saçma sahnesi, erotik abdest sahnesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya çok da ağza da yakışmıyor. Erotik ve abdest kelimesini nasıl yan yana getirdik onu da bilemiyoruz. Ama maalesef öyleydi. Yoruma görüşlerinizi bırakın. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, gündemden haberiniz olmasını istiyorsanız lütfen abone olup katıl butonuna da destek verebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abi, isme bakar mısın? Su, Burcu, Yazgı, Coşkun. Ya bu kadar uzun isimle şey yapmış herhalde. Aile demiş ki şey yapalım. Bütün çocukların ismini, hayalimizdeki bütün çocukların ismini bu kıza verelim. Böyle geçsin. Su, Burcu, Yazgı, Coşkun. Bu ne ya? Vallahi Can Feza mı? Su, Burcu, Yazgı'nın Su, Burcu, Yazgı, Coşkun'un Can...